Merhaba değerli seyircilerimiz. Business Channel Türk'te bugün anlatacak çok şeyi olan bir değerli konuğum var. Hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Önce hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Sabri Sarıtaş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. Sayın Sarıtaş, evet bize çok şey anlatacak. Mutlaka ekran başına geçiniz, televizyonlarınızın sesini biraz daha açınız. Çünkü hepimizi çok yakından ilgilendiren sistemler üzerinde konuşacağız. Sabri Bey ne iş yapıyor? Sabri Bey'in firmasının adı World House. Ama havuzla yetinmemiş. Evlerinize sauna istiyorsanız sauna. Buhar odası istiyorsanız buhar odası. Tuz odası istiyorsanız tuz odası. Başka? Türk hamamımız var. Türk hamamında mı yapılıyor evlere? Evet, evlere yapılabiliyor mu tabii. Bu? Yani bizim hamam kültürümüzde evden çıkıp işte peşte malını, takunyasını, her şeyini alıp hamama gitmek var. Evet. Siz bunu evimize taşıyorsunuz. Evet, taşıyabiliyoruz. Zor mu Türk hamamı inşa etmek bir evin içine? Tabii bu alanınızla alakalı bir durum. Yani bu müstakil bir evde biraz zor olur. Ama böyle villa tarzı bir evde oturursanız müstakil bir... Müstakil evde daha kolay. Apartmanlarda zor, zor anladığımız kadarıyla. Zor, evet. Evet. Şimdi hamam gibi oldu burası deriz ya, o sıcaklığı nasıl temin ediyoruz? Tamamen mesela doğalgaz sisteminden faydalanarak işte bununla birlikte boileri oluyor, sıcak su kazanı. İçeriye sürekli hava üflüyor tabii değil mi? Göbek taşını bildiğiniz göbek taşını da koyuyoruz. Orası sıcak olması gereken bir yer. Çocukluğumda gitmişliğim var tabii. Aynen öyle. Bir işte sıcak bir mermeri düşünün ortada. Evet. Aynen o 70-80-100 derecelerde suyu getirip o hamamın göbek taşını ısıtabiliyor. O hamamın şeyini birebir yansıtabiliyoruz oraya. Allah Allah ne güzel yahu, evin içinde hamam. Nereye gidiyorsun? Hamama gidiyorum. Dolmalarımı aldım, sarmalarımı koydum, kurabiyelerimi aldım. Tabii hamam kültüründe kadınlar öyle giderlermiş. Kesinlikle doğru. Ben hamama gidiyorum, beni takip etmeyin deyip hamama gitmek ne güzel. Aslında teknolojinin ulaştığı bu nokta çok önemli, çok güzel ve Türk hamamı kültürü de bambaşka bir kültür. Onu konuşacağım sizinle ama sohbete World Havuz diye başladık. Havuz sistemleri, evlere havuz yapılması işte aman ne güzel evlerinin havuzu da var dendiğinde çok zor bir inşaatmış gibi gelir bize. Oysa artık çok kolaylaştı galiba bu işler değil mi? Her boyutta, her ebatta yapıyorsunuz. Artık günümüzde hiçbir ev, hiçbir site havuzsuz. Değil. Olmuyor. Tabii. Bunun yanında artık dediğimiz gibi yanında saunasından tutun. Buhar odasına, tuz tabii odasına, jacuzzi'ne varıncaya kadar. Bu sistemler Türkiye'de çok çok rahat, çok daha iyi ve yerli ekipmanlarla da bunları çok artık rahat yapıyoruz. Çok rahat yapıyoruz. Bu yerli ekipmanlarımızı hatta biz dış dünyaya da gönderiyoruz galiba değil mi artık? Kesinlikle gönderiyoruz. İşte burada biraz bizim Türk toplumumuzun da kendi malımıza da hatırlarsınız çocukluğumuzda yerli malı haftası yapardık. İşte biraz da insanımız Türk malına güvenirse kesinlikle inanın çok kaliteli ve dediğiniz gibi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Siz üretim de yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet, değil mi? Maalesef bizi de bu noktaya iten nedenler oldu. İşte günümüzde klasik havuzlar var. İşte klasik kullanılan malzemelerin hepsi kalıplaşmış, rutin bir düzeni tabii içerisindeydi. Bizi de bu havuz konusuna iten nedenlerin bir tanesi de işte biz havuzlara yeni neler katabiliriz? İnsanlarımıza daha sağlıklı, daha yeni ürünler neler katabiliriz diye bu sektörün içine girdik, kendimizi burada bulduk. Ama çok önemli artık çünkü denizlerimize giremiyoruz. Maalesef. Yok mavi bayrak, yok yeşil bayrak falan filan böyle bir takım şeyler söyleniyor. Denizlerimize giremiyoruz. Onun için özellikle sitelerin havuzlu olması hem daha sosyal olmamızı sağlıyor. Komşuluk ilişkilerini de artırıyor galiba. Havuz başında tanışılıyor. Kesinlikle. Komşuluklar yaşanıyor ve gece manzarası da bambaşka oluyor değil mi? Işıkları kesinlikle yandığı zaman. Kesinlikle. Yaz, kış
yanabiliyor. Peki en küçük havuz kaç metre mesela yaptınız? O tabii ev tipi havuz oluyor. Yani onlara biz genelde pas. Spa diyoruz. Öyle spa mi? Spa tipi diyoruz. Spa tipi çok küçük havuz. Yani 10 tonluk civarında bir buna makine dairesi gerektirmeyen küçük bir kafesin içine koyuyoruz. Makine dairesi diyoruz. Çok küçük onlar tabii. Komplike bir şeyin paketin içinde yapılmış. Evet. Betonarme olmayan olabilir de hazırı da var. Çok küçük havuzlar. 10 tonluktan başlıyor tabii. 10 tonluktan başlıyorsunuz. En küçük havuz 10 ton öyle mi? Oo. Büyüklerini de hayal edemiyorum. En büyük işte, havuz kaç ton mesela? Olimpik havuz düşünün. 1000 ton, 1200 ton. O suyu nereden temin ediyoruz? Onu tabii şeyler var. Kuyudan gelen sular var. İçme suyudur bunlar. Onlardan bir kereye mahsus dolduruluyor. Ondan sonra da işte mevcut sistem devamlı onu temizliyor. Sirkülasyon evet. sistemleri var. Onunla birlikte sirkülasyon oluyor. Eksildikçe de şebeke hattından bir besleme hattıyla şebeke tamamlıyor. Tamamlıyor. Şimdi inşaat halindeyken herhalde bir yapının havuzunu yapmak kolay olsa gerek. Tabii. Mesela bir 4 blokluk bir site diyelim. Değil mi? Aşağı yukarı o civarda oluyor galiba mesela veya 6 blokluk bir site. 4 blokluk bir 2 blokluk olur yani şeyin sitenin büyüklüğüyle de alakalı tabii. Tek blokta da alanı mevcut olduğu müddetçe yapılabiliyor. Kesinlikle çok rahat yapılıyor yani. Evet. Ne kadar zamanda teslim edilebilir bir havuz? Bu tabii hem inşaatın yürümesiyle hem de inşaatın kabasının bitmesiyle alakalı bir durum. Ama bir inşaatın, bir binanın, sitenin kabası bittiği zaman maksimum bizim teslim edeceğimiz 30 günden 45 gün arasında. Öyle, öyle. Aa, çok güzel. Peki, evet. Diyelim ki kişinin bahçesi var, geniş bir alanı var. Bu yayını takip etti ve bir havuz yaptırmak istiyor kendi bahçesine. İşte belli miktarda ve o bahçeye uygun bir havuz. Bu daha mı zor bu havuzun yapılması yoksa hop diye hemen kondurabiliyor musunuz o havuzu da oraya? Seçenek çok. Öyle mi? Tabii. Anlatın bakalım neler şimdi, var? Şimdi bir müşterimiz bize geldiğinde, bize ulaştığında biz talebini soruyoruz. Bizden betonarme mi istiyor yoksa hazır bir havuz mu istiyor? Çünkü şeyler çok, seçenek çok. Dolayısıyla ilk önce buna karar veriyor. Eğer betonarme istiyorsa tabii süreç biraz uzuyor. Bu 30 günle 45 gün arasında. Betonarme dediğiniz yani havuzun tabanı, zemini, duvarları. İşte bunun bu duvarı, betonu yapmak için de harfiyatı, kepçesi eğer buna müsaitse, uygunsa veyahut da işçiler kanalıyla, kazmayla evet. kazılarak yapılacak. Ama bunlara uygunsa, betonarme istiyorsa, işte bunun harfiyatı alındıktan sonra inşaat ekibimiz girer içine. Betoncusu, kalıpçısı, demircisi. Ondan sonra da... Sıkı inşaat var yani, havuz tabii, deyip geçmeyeceğiz. Tabii yani neredeyse, bir tabii. evin temeli gibi beton ve borulamamız... demir donatılarımız var. Tabii. Bu demir donatıları yaparken de beton atılmadan da havuzun beton borulamamız var. En önemli kısmı da odur zaten. Nedir o? İşte havuzun sirkülasyonunu sağlayacak. Su o bir kereye mahsus konacak. Tabii. Su boşaltılmayacak yani havuzdan. Aslında havuzların hiçbiri boşaltılmaması gerekir. Çünkü siz havuzda bir basınç var. Duvarda işte bir atıyorum 100 tonluk bir havuz düşünün. Tabii o suyun bir muazzam basıncı bir var. Basıncı var. Aynen. Siz bunu kaldırdığınız zaman mevcuttaki seramiğin veya BTB'nin şeyini alıyorsunuz. Baskısını alıyorsunuz. Bir havuzun ömrü kısalıyor o zaman. Kısalıyor kesinlikle. Aa, derzleri evet. ve seramikleri zarar görüyor. Zarar görüyor. Sanki hepimizin aklına su havuzun içinde kaldığı müddetçe zarar verebilir gibi bir düşünce geliyor ama asla böyle bir şey de olmayacak. Değil, yani tabii. havuzu bir kere yaptırdınız, bir kereye mahsus suyunu doldurdunuz ve ondan sonra sıkıntı yok. Kesinlikle yok. Suyu değiştirmiyorsunuz. Su zaten kendi kendini yeniliyor aslında. Şimdi sistemi
temizliğe aşamasına geçtiğinizde filtreyi ters yıkama yapıyorsunuz ki filtrenin içinde bildiğimiz kum demeyelim de kum var aslında ama kuvars kum diyoruz. Evet. Kumun içinde su kumun içinden geçiyor. Ve devamlı bir filtre var orada. Evet, devamlı arada kalan partikülleri çok de güzel. Yüzeye çıkartabilmek için de bunu evet. ters yıkamayla atıyoruz. Tabii havuzların bakımı da söz konusu. Bunu da siz World Havuz olarak üstleniyorsunuz. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle tabii ki. İlaçlanması vesaire bütün bunlar sizin firmanız tarafından yapılıyor. Aslında günümüzdeki en büyük sorun da bu zaten. Yazın en çok sorunların başında da havuzu kullanan insanlarımızın sık sık mikrop kaptığı sormayın. Olaylarla evet. karşılaşıyoruz. Evet. Özellikle i̇şte, çok kalabalık bölgelerde değil mi? Otel havuzları, işte, tatil köylerindeki havuzlar. Bunlar işte tamamen evet. kapasitenin altında kalan, kapasitenin üstüne çıktığınızda maalesef işte kimyasal testlerinizi yapmadığınızda insan vücudunun ideal değerlerde olması gereken kimyasal değerleri tutmadığınızda maalesef insanlarımız mikroptan karşı kapabiliyor. Onun için havuzun suyunun sürekli bakımı, sağlığı, yani onun her gün mü, her saat mi yapılması lazım? Siz bütün bunları üstleniyorsunuz. Her gün yapılması lazım. Havuz olarak. Tabii ki her gün yapılması lazım. Çünkü bir de bunu günümüzde maalesef ehliyetli insanlar yapmıyor. Evet. İşte biraz daha ekonomik olsun diye maalesef ehliyetsiz insanlara yaptırılıyor. Bu da çok riskli. Tabii yani eğer değerli izleyicilerimiz evinize havuz yaptıracaksanız orasından kırpayım, burasından kırpayım, işte en ucuza nasıl mal edebilirim gibi bir kaygı olmadan yapılması lazım. Yine turistik otel işletmecilerinin de asla ve asla müşterilerine yanlış yapmaması lazım. O nedenle de Sayın Sarıtaş vurguluyor, çok iyi bakım yapılması lazım. Özellikle büyük havuzlarda, çok yoğun kullanılan havuzlarda çok iyi bakım yapılması lazım. Kesinlikle öyle. Hatta biz dediğim gibi Türk sektörü olarak, havuz sektörü olarak çok iyi konuma geldik. Yani insanlara artık deniz suyunu biz havuzlara getiriyoruz. Çok güzel. Sistem olarak da getiriyoruz. Ve onu temizliyorsunuz herhalde değil mi? Ve tabii. tuzlu suya giriyor. Tuzlu suya giriyorsunuz. Bildiğiniz tuzlu suya giriyorsunuz. Klor atmıyorsunuz. Kimyasal atmıyorsunuz. Yani minimize ediyorsunuz. En azından kloru ortadan kaldırıyorsunuz. Peki diyelim ki ben Konya'da oturuyorum ya da Ankara'da oturuyorum. Oraya da tuzlu getiririz. Getiriyorsunuz. Getiririz. Bütün Türkiye'de hizmet veriyor musunuz World Havuz olarak? Dünyanın her tarafına hizmet veriyoruz. Dünyanın her tarafında, yurt dışında nerelerde özellikle özellikle hizmet veriyorsunuz? Bizim Türk ülkelerimiz işte Bakü olsun, Azerbaycan olsun, Türkmenistan, Gürcistan. Ne güzel, bizden de oralara selam olsun. Bir şey duydum, biraz lüks belki ama şöyle havuzda sırt üstü yatınca müzik dinleme imkanı olan havuzlar varmış. Var. Nasıl yapıyorsunuz onu? İşte bugün nasıl teknoloji ilerlediyse artık denizin veya... Yani bir kulaklığa falan gerek yok. Gerek yok. Suyun mikrofon içinde. Bildiğiniz mikrofonu koyuyoruz. Hoparlör koyuyoruz havuza. Su geçirmeyen hoparlör, müzik şey yapabiliyoruz. Havuzun su engel için... olmuyor mu o müziğin yayılmasına? Bu dedikodu gibi duymuştum. İşte tam işin ehlinden, Sabri Bey'den öğrenmiş oluyoruz. Havuza müzik yayını da var. Bu ekstra yüksek bir maliyet getiriyor mu? Yok. Bir şey değil yani afaki bir rakamlar. Yani bir müzik, korkutacak bir rakamlar. Müzik setini alıp evine götürmek gibi havuzunda. Kesinlikle öyle bir şey. Ne aynen güzel. Öyle. Mesela havuzun plastik ızgaralarından bahsedeyim. Rutin. Etrafındaki. Evet. Evet. Onları yeni sezonda inşallah ışıkla yapacağız. Bildiğiniz ışık. Işık yapacaksınız. Evet. Ama bu çok şık ve güzel olacak ayrıca. Evet. Uyarıcı da olacak tabii bir açıdan. Görseli de olacak, uyarı da olacak. Hatta bununla ilgili çocuk güvenliği açısından da alarm sistemlerimiz de var. O çok güzel, o çok güzel. Maalesef çok ünlü bir otelimizin havuzunda 5 yaşında bir evladımız su mazgalına maalesef kapılmıştı ve orada hayatını kaybetti. Havuzların güvenliği de çok önemli o Kesinlikle. Açıdan.
Çok önemli o açıdan. Peki havuzla ilgili başka mesajlarınız var mı? Onları ilerleyen dönemlerde İlerleyen dönemlerde yeni bir programda yapalım. Ama hakikaten hem büyük sitelerde hem kişiye özel havuzlarda muazzam bir trend yakalamış, başarı yakalamış bir World House firmanın sahibi Sayın Sabri Sarıtaş'tan çok bilgilendik. Bize kullanmadığınız bir evin içinde kullanmadığınız bir ardiye diyeyim ya da kullanmadığınız bir alanı söyleyin. Biz gelelim, bizim ekibimiz gelsin, hemen ölçüsünü alsın. Maksimum bir hafta içinde montajını... O kadar da çabuk. Allah Allah, ne kadar güzel. Çünkü çok sağlıklı bir şey olduğunu biliriz. O vücuttaki zehirlerin, toksinlerin terleyerek dışarı atılması. Kesinlikle öyle. Ve tamamen artık hayatımızın içine girdi ve bir ihtiyaç olarak girdi. Lüks olmaktan çıktı. Süremizi bitiriyoruz ama bir de hızlı olarak şu tuz ve buhar odasını sorayım. Evlere mi yapılıyor tuz odası? Çok merak ettim. Kaya tuzlarını evin bir boyadan önce sıvasını düşünün. Biz resmen duvarları kaya tuzuyla tuzdan sıvıyoruz. Ve ondan sonra da ısı mı veriliyor oraya? Evet. Yani aynen öyle dediğiniz gibi. Türk firmalarının neler yapabileceğini dünyaya kanıtlamış bir iş adamıyla birlikte olmak bizleri mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Sarıtaş. Evet, Sabri Sarıtaş Beyefendi ile World House firmasının adı. Söze başladık ama bakın neler öğrendik. Umarım sizler için çok yararlı olmuştur değerli izleyicilerimiz. Gözünüz, kulağınız hep Business Channel Türk'te olsun.